kazandığı başarılar üzerinden olgun kalmasını becerebilen Mbappe'nin bu konudaki hayranıyım. Ve hem milli takım hem Monaco hem Paris Saint Germain performanslarına bakınca Mbappe'nin takımında olmasını isterim. İkisi de çok iyi futbolcu ama ben forvet oynayabilen, sol açık oynayabilen, sağ açık oynayabilen, yeri geldiğinde forvet arkası da oynayabilen Mbappe derim direkt. Ben tercihimi Mbappe'den yana kullanıyorum. Eğer ki iki oyuncudan birini alacak olsam ve forvet hattında da daha çeşitlilik istesem tercihimi Mbappe'den yana kullanırdım. Çünkü Mbappe Haaland'a göre çok daha yönlü bir oyuncu. Haaland biraz daha ceza sahası içinde etkili olabilecek bir oyuncu ama o da golün her türlüsünü atıyor. Ama Mbappe ile birçok formasyonu, birçok hücum taktiğini başarıyla oynayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de tabii kupalara da bakarım. Mbappe'nin kazandığı kupalar sebebiyle de ben tercihimi Mbappe'den yana kullanıyorum. Dünya futbolunun yeni yıldızları, ikisi de çok genç, Mbappe ve Haaland. Ama iki farklı özellikte forvet oyuncusu. Mbappe daha çok kanatla oynayan, 1.73 boyunda çok çabuk hızlanan, çabuk bir oyuncu. Haaland başka bir şey. Ben Real Madrid'liyim. Haaland'ı görmek isterim öncelikle. Çünkü gerçekten başka bir şey. O fizikte o kadar dar alanda çabuk hareket edip adam geçen, asist üreten ve hava toplarında etkili, sıçrarken de çok yükseğe sıçrayabilen başka bir santrafor görmüyorum. Lewandowski'den daha iyi bir geleceği var. Lewandowski de yani dünya futbolunun en büyüklerinden biri. Ama Mbappe daha değerli. Ben takımımda Haaland'ı görmek isterim. Ama Mbappe daha değerli. Çok nokta bitirici bir santraforun olsa Mbappe de büyük iş yapar. Ronaldo ve Messi mi deniliyordu? Ben Ronaldo'cuydum Messi'nin birçok yeteneğine karşı. Şimdi de ufak ufakla Haaland diyorum. Bence Mbappe, çünkü Mbappe Haaland'a göre daha fazla saha içi aksiyonu olan bir oyuncu. Hem merkeze gelip top alabilen, hem kanatlarda oyunu açabilen, dar alanda çok süratli, ayaklarına hakim, yaptığı koşularla santraforunun yanında oynayan oyuncuları da rahatlatan ve özellikle pres anında topu çıkartabilecek çok önemli bir faktör olarak bir oyun tarzı var Mbappe'nin. Bu anlamda onu hem santrafor noktasına koyduğunuzda da çok verimli olabiliyor, kanatta da çok verimli olabiliyor. 10 numarada çok verimli olabileceğini düşünüyorum. Keşke Haaland'la beraber ikisini de aynı takımda alabilsem ama o biraz rüya ve ötopik gibi gözüküyor. Yine de bunun çok farklı bir bizlere futbol algısını getirebileceğini de düşünüyorum ama bence Mbappe. Bence Erling Haaland, çünkü Kylian Mbappe'nin özellikle çizgide kanatlardaki yaratıcılığını başka yıldız adaylarıyla bir nebze tölere edebiliriz. Ama Erling Haaland'ın forvet hattındaki bitiriciliğini tölere edebileceğimiz bir potansiyel bulmakta ben şu an için zorlanıyorum. Geriden gelen isimler bana o seviyeyi vaat etmiyor. Lewandowski sonrası en bitirici forvet olarak Erling Haaland karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Ama Mbappe'nin ben kenarlardaki yaratıcılığını başka oyuncularla telafi edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden benim tercihim Erling Haaland. Bence Kylian Mbappe zor bir tercih olsa da, iki büyük fenomen adayıyla karşı karşıya olsak da, hem daha birçok teknik adamın uygulayacağı oyun stiline olan uygunluğu, hem lider özellikleri, hem genç yaşta gösterdiği büyük mental gelişim, bir yandan her geçen gün oyunundaki tüm departmanlarındaki ilerlemesini sürdürmesi daha çok yapıya uygun olabilecek bir oyuncu bence. O açıdan Kylian Mbappe'yi Haaland'ın bir adım önünde görüyorum. Bence Erling Haaland, Kylian Mbappe çok özel bir oyuncu, evet. Hücum hattındaki belki şu an var olan forvetler içerisinde en süratlisi, en birebir de etkililerinden bir tanesi ama Haaland başka bir şey. Haaland bence özellikle son Ruhr derbisinde attığı ilk golle, Schalke'ye attığı ilk golde yeni Zlatan İbrahimovic olduğunu gösterdi. Ben artık Haaland'a yeni İbrahimovic gözüyle bakıyorum ve çok özel işler yapıyor. Onun fiziğinde bir oyuncunun, onun ayak kalitesinde olması, onun bileklerinin hafifliği ve birebirdeki etkisi bence çok özel bir golcü haline getiriyor Haaland'ı. Ayrıca Haaland bence Mbappe'ye göre kariyer planlamasını çok daha iyi yaptı. Hem Salzburg'dan Borussia Dortmund'a geçişi, hem bir sonraki adımında artık A seviye bir takıma transfer olacak olması Haaland'ı Mbappe'ye göre daha çok öne çıkarıyor. Bence Haaland. Ben kadromda Haaland'ı görmeyi tercih ederim Mbappe ile kıyaslayacak olursak. Özellikle de o çok hızlı depar attığı halde çok yumuşak bitirmesi.
Beni en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir de profesyonellik anlamında sanki istikrarı Haaland'ın biraz daha uzun olacak. Ya da şöyle söyleyelim, hangi takıma giderse gitsin başarılı olacak bir grafiği var. En azından öyle bir mental yapısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kadromda Haaland'ı görmeyi Mbappe'ye göre tercih ederim. Keşke imkan olsa ikisini de alsak ama ben biraz daha Mbappe'ciyim. Çünkü Mbappe 2018 Dünya Kupası'nda henüz 19 yaşındayken, 99 doğumludur çünkü, henüz 19 yaşındayken Dünya Kupası kaldırdı. Ve geleceğin, hani Ronaldo Messi uzaylı diye tabir edilir ya, geleceğin uzaylı adaylarından bir tanesi Mbappe. Evet, yani Paris Saint Germain onun gelişiminde önemli bir basamak. Ben Paris Saint Germain sonrası bir Real Madrid yapma ihtimalini de çok yüksek görüyorum doğrusu. Oyuncu kalitesi olarak, futbol yetenekleri olarak, evet Haaland da çok özel bir oyuncu. Çok yani gol, özellikle bitiricilikte çok iyi ama Mbappe klası başka bir klas. Yani çok başka sınıf bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla benim şahsi fikrim bence Mbappe. Dünya futbolunda iki tane önemli yıldız var. Bir tanesi Messi ve diğeri Ronaldo. Bunlar da artık futbol kariyerlerinde son dilime yaklaştılar. Son dilimlerini, dönemlerini yaşıyorlar. Ve şu anda dünya futboluna bu kategoriye girebilecek bence bir tane aday var. Bu aday da benim gözümde Mbappe. Çabukluğuyla, oyun zekasıyla, birebirdeki etkinliğiyle, gol vuruşuyla birçok bir oyuncudan istenen birçok en önemli özellikleri bünyesinde barındırdığını düşünüyorum. Ve bununla birlikte oynamış olduğu takıma da ve bir sonraki dünya gidecek olduğu daha da belki kalibreli bir takıma da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mbappe ile Haaland'ı kıyaslamak isterdim ama Mbappe benim için farklı bir yer. Eğer bir teknik direktör olsaydım veya bir kulüp sahibi olsaydım ben tercihimi Mbappe'den yana kullanırdım. Bu kesinlikle Haaland'ın ondan daha aşağı kalır bir futbolcu olmasından ötürü değil. Mbappe'nin ben yalnızca gol katkısının dışında takımın savunmasına da yardım ettiğini, geçiş oyununu çok iyi oynayabildiğini düşünüyorum. Özellikle kritik maçlarda sorumluluk alabilecek, tek başına bir karşılaşmayı kurtarabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Zaten Paris Saint-Germain'deki istatistikleri de bunu gösteriyor. Attığı 111 golün yanı sıra 59 tane de asist yapmış bir futbolcu. Yani yalnızca gol atabilen değil, gol attırabilen, takım arkadaşları için hücumsal anlamda fırsatlar yaratabilen, boşluklar yaratabilen bir futbolcu. Joker bir futbolcu. O yüzden ben tercihimi Mbappe'den yana kullanıyorum.